5. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde de Nuri Demirağ'ın faaliyetlerini yani biyografik açıdan ele almayacağız ama kendi kurmuş olduğu tayyare fabrikasındaki çalışmaları ve bunların satışları ile ilgili meseleler ele alınacak. Biyografik çalışmalar her yerde var, onları bulabilirsiniz. Kısmen hatalı bilgiler de veriliyor ama ben yine de biraz üstünden geçmek istiyorum. Esas dediğim gibi uçaklar neden satılmadı? Türk Hava Kurumu ile bir anlaşmazlık vardı. Doğrudur. Medyada anlatılanlar bu konuda maalesef çok yanlış ve çünkü kimse olayı belgeleriyle anlatmıyor. Yine bir takım ideolojik açıdan bakanlar da oluyor. O eksik ve yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için biraz bir takım belgeleri de göstererek, devlet arşivi belgelerini de göstererek, Nuri Demirağ faaliyetleri ve devletin buna bakış açısı, aralarındaki ilişkiler nasılmış, bakanlıklar vesaire, o makamlarla yapılan yazışmalarda neler yazıyor, bunlara da bakarsak olayı daha iyi anlayabiliyoruz. Özellikle bir Türk Hava Kurumu'nu dava ettiği bir durum var 1943 senesinde. O davada neler yaşanmış, bunlar da hiçbir yerde anlatılmadı. Bunların yazılmış olduğu kaynaklar var. 47 senesinde yayınlanmış bir kitapta. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani kısaca dediğim gibi bu Nuri Demirağ'ın biyografisi değil. Tayyare Atölyesi'nin faaliyetlerini çok kısa geçerek esas uçak satışı konusunda neler yaşanmış onlara bakacağız. Nuri Bey'in Vecihi Yokuş'la bir bağlantısı da söz konusu. Bu bağlantı tabii işbirliği açısından tam olarak söylemek doğru olmaz ama 33 senesinde Nuri Demirağ henüz daha havacılık sektörüne girmemişken Vecihi Yurkuş'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Vecihi Yurkuş o sıralar Kadıköy Kalamış'ta kurmuş olduğu bir atölyede kendi çalışmalarına devam ederken Nuri Bey de kendisini orada ziyaret eder, yapılanlara bakar, etkilenir ve yardım etmek istediğini söyler. Vecihi Bey de kurmuş olduğu Sivil Tayyare Mektebi'nde kullanılan bu uçaklardan benzer bir tanesinin üretilmesi için 90 günlük süre ve 5.000 TL'ye ihtiyaç olduğunu söyler. Nuri Demirağ da tabii zamanın zenginlerinden bu maddi yardımda kendisine bulunur. Ve o sıralarda Vecihi 15 modeli tezgahta yapılırken o 15 modeli dondurulur. Yerine Vecihi 16 modelinin yapımına başlanır ve bugünlerde maalesef yanlış veriliyor. Bu Nuri Demirağ'ın yapmış olduğu bir uçak diye tanıtılıyor. Bu doğru değil. Bu Nuri Bey'in, Nuri Demirağ'ın yapımında katkıda bulunduğu, maddi olarak katkıda bulunduğu bir Vecihi Yurkuş uçağıdır. Bu olaydan sonra Vecihi 16 ya da Nuri Bey şeklinde de anıldığı söylenebilir ve bu uçağı bitirdikten sonra Vecihi Bey hatta bir uçuş yaparak Nuri Demirağ'ın Beşiktaş'taki evinin üzerinde bir tur atarak yani uçağının bittiğini söyleyip tekrar bir tur atarak Kadıköy'e indiği de kaynaklarda geçiyor. Uçaklara bakmak lazım. Tabii bu bir bahsettiğimiz olay 1933'teki olaydı az evvelki. Şimdi bir Neude serisi var biliyorsunuz. 36, 38 ve 43 tane uçaktan bahsediliyor. Birisi bir tamamlanamamış projedir. Yani 2 artı 1 demek daha doğru. Selahattin Reşit alanı da unutmamak gerekiyor. Aslında bu davalara, Türk Hava Kurumu'nun davasına konu olan uçak aslında bunun esas tasarımcısı Selahattin Reşit Alan. Nuri Demirağ bir mühendis değil, kendisi tüccar ve maliye kökenli, maliye memuriyeti kökenli biri. Ticari hayata atılıyor ve yani parayı kullanmayı iyi bilen bir tüccar. Ve inşaat ve demiryolu müteahhitliğinden sonra bu alana da el atmak istiyor. Selahattin Reşit Alan da Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduktan sonra yurt dışına gönderdiği ilk uçak mühendisliği öğrencilerinden biri. Fransa'da eğitim görüyor ve geri döndüğünde tabii devlet bursuyla gönderildiği için mecburi hizmet yapmak zorunda. Kendisi Eskişehir'deki atölyede görevlendiriliyor ve sağ üst tarafta görmüş olduğunuz uçağı kendi imkanlarıyla tasarlayıp üretiyor. Bunun üzerinde bir Kaan'ın resmi de vardır. Bu birçok medyada da geçmiştir. Doğru, gerçekten de Kurtuluş Savaşı'nın Kaanlarla kazanıldığını ve nereden geldiğimizi unutmayalım anlamına gelerekten bunu uçağının
dış cephesine de boyayarak sergilediğini de görüyoruz. Bunlar çok önemli, güzel detaylar tabii, o da o zamana yönelik. Ve bunun bir şekilde üretmek istediğinde Milli Müdafaa Vekaleti, zamanın Savunma Bakanlığı ile ilgili Savunma Bakanlığı'ndan gerekli izni alamadıktan sonra kurumdan ayrılmaya karar veriyor. Tabii bu yıllarda da Nuri Demirağ'ın havacılık sektörüne girme planları var. Bir zemin arıyor ve Selahattin Reşit Alan'la tanıştıktan sonra da bu uçağın aslında hazır bir uçak. Bu çok önemli burası, çünkü bu hazır bir projeden bayağı birkaç yansı sonra tekrardan bahsedeceğiz. Neden hazır uçağın bazı sorunlar çıkardığını ben bahsedeceğim. Hazır bir uçak var, hazır bir proje var. O zaman biz de bir tesis kurarak bunun üretimine başlayalım diyerekten bu sektöre giriş yapıyorlar. Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin biraz yanındaki bir arazide kalıyor. Bugünkü Deniz Müzesi'nin yanında. Hatta şurada görmüş olduğunuz, burası Beşiktaş Vapur İskelesi. Şurası Barbaros, Hayrettin Paşa Türbesi gördüğünüz gibi. Şurada okla göstermiş olduğum, yani alttaki resme geçersek şu çatı oluyor. Şu kısım, şurada bildiğimiz kadarıyla Demirağ'ın ofisi bu şu binada. Şurası da büyük atölye. İlk imalathane burada, ilk burada başlıyorlar. 36 yılına tekabül ediyor Eylül'e. Ocak 37'de de Türk Hava Kurumu'ndan bir sipariş alıyorlar. 12 adet eğitim uçağı ve 65 adet planör siparişi alındığı söyleniyor. Esasında bu Neude 36 dediğimiz gibi, bir önceki yansıda gösterdiğim gibi Selahattin Reşit Alan'ın üretmiş olduğu, Eskişehir'de tasarlamış olduğu uçağın biraz revize edilmiş hali. Bu yıllarda, bu da pek fazla bilinmez, Demirağ ve ekibi Avrupa'ya da gidiyor. Bununla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Turhan Tan'ın da çıkarmış olduğu bir yazı dizisi var. Ayrıca bir yazı dizisini daha sonra kitaplaştırdığını da görüyoruz. Bu sektöre girdikten sonra tabii ki Türkiye'den daha evvel bu konuda tecrübe sahibi olan ülkelere giderek, onların sanayi kurumlarını gezerek kendi ekibiyle beraber bir fikir alışverişi yaparak ondan sonra geri dönmüşler. Bu önemli bir şey, çünkü sizinle beraber aynı pazarda kimlerin ne yaptığını da görmeniz lazım. Bir nevi ortam analizi, ortam araştırması da diyebiliriz. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeye gezmişler. Transit geçişleri yerlerde olmuş. Burada yapmış oldukları gözlemle de çeşitli sanayi kurumlarını da ziyaret ettikten sonra bir nevi Avrupa'daki durumun ne olduğunu analiz etmeye çalışmışlar. Buradaki haberde de zaten kimlerle gittiğini iyi yazmış. İnşaat mühendisi Ziya Bey, makine mühendisi Hüseyin Hami Bey. Hüseyin Hami Bey 30'lu yılların sonunda bu tayyare atölyesinin teknik müdürlüğünü üstlenmiştir. İktisat doktoru Kemal Ziya Bey, Şimendifer müteahhitlerinden Hasan Fehmi. Şimendifer de değil, demiryolu mühendislerinden, yani 1, 2, 3, 4 mühendis artı Nuri Demirağ artı Turan Tan, toplam 6 kişi böyle bir Avrupa turuna çıkmış. Bunda 1 Haziran ve 17 Temmuz 38 tarihleri arasındaki köşe yazılarında da görebilirsiniz. 38 senesinin Temmuz ayında çok önemli bir kaza oluyor. Selahattin Reşit Alan kendi yapmış olduğu uçağı, tabii Nuri Demirağ'ın ekibinde o sıralar, 36'da bu atölye kuruluyor. Selahattin Reşit Alan da bu ekibin içerisinde. Anladığımız kadarıyla, kesin teyit edemedim ama kendisi galiba teknik müdür, CTO tarzında bir görevde orada. Bir kaza yapıyor. Bu birçok basında da yer aldı. Basında bu biraz yanlış anlatılıyor diyebilirim. Bu haberlere bakarsak, haberde yazanlara bakarsak aslında popüler medyada anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz. 38'deki bu kazanın altı çizili yerleri, zaten önemli olanları burada belirttim. İlginç olan, yani bize anlatılan uçağı Selahattin Reşit Alan'ın kullandığı idi. Kendisi pilotluk eğitimi de almış tabii doğal olarak. Fakat burada uçağı makinist İlhami tarafından, yani bir de İlhami Bey varmış, iki kişi sonuçta bunlar, kabindekiler. Uçağı Selahattin Reşit Alan'ın değil, İlhami Bey'in kullandığı yazılmış. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama o kadar önemli bir detay değil. Genelde bilinen şey şudur, anlatılan Türk Hava Kurumu'nun talep ettiği bir test uçuşu sırasında gerçekleşen kaza üzerine diye yazılır. Bu
basından takip ettiğimiz kadarıyla ve başka kaynaklardan da göreceğiz doğru değil. Bu basında ne diyor? Burada uçak İstanbul'dan Ankara'ya götürülürken Eskişehir'e uğramış ve Eskişehir İnönü'de düzenlenecek bir tayyare şehitleri törenine katılmak için oraya yönelinmiş. Ve kazanın aslında gördüğümüz gibi TK'nın talep ettiği test uçuşuyla ilgili olmadığı ortaya çıkıyor. Başka bir gazetede, Tan gazetesinde uçağın Eskişehir'e teslimi için götürüldüğüne dair bir bilgi var. Tam uyuşmuyor bunlar. Ne amaçla teslim, o da tam belli değil. Çok kısa, yani bu uzun bir yazıydı. Ben sadece sonunu verdim. Yine herhangi bir test uçuşuyla ilgili olma dair bir bilgi yok. Son Posta gazetesinde de Türk Kuşu Uçuş Okulu'nun açılış törenine katılmak için katıldığı yazıyor. Yine Türk Hava Kurumu'nun bir talep ettiği test uçuşuyla ilgili bir kaza yapıldığına dair bir bilgi yok. Tam bir ay sonra bir gazete haberine daha rastlıyoruz. Bu tabii Tayyare Atölyesi'nin icatlarıyla ilgili. 17 Eylül 1936'da ilk temel atılmış ve 600 bin TL kadar da masraf yapıldığından bahsediliyor. Bu sağ taraftakine bakarsanız kadrosu 5 Alman olmak üzere 12 tayyare mühendisi, 5 Alman 7 Türk olmak üzere 12 mühendis ve 20 teknik ressam işine göre de 150-250 arası işçi çalıştırmaktaymış. Mühendislerin Almanya, Amerika, İngiltere'de tahsil görmüştür. İşleri büyüttükçe de Almanya'dan mühendis getirtmeye devam edeceğini söylüyor. Bu yine üçüncü bölümle, bu seminer serisinin üçüncü bölümüyle de alakalı bir aslında detay. 12 kişilik bir kadronuz var ve bunun neredeyse yarısı yabancı. Kendi ülkenizde, kendi insanınızla bunların hepsini tedarik edemiyorsunuz. Ve işler büyüdükçe daha fazla Türk istihdam edeceğim demiyor. Almanya'dan daha çok mühendis getirteceğim diyor. Bu önemli bir şey. Yani henüz daha 1930'lu yılların sonunda tayyarecilik alanında bir eğitim kurumu olmadığı için doğal olarak işleri yürütmek adına dışarıdan mühendis getirteceğini bizzat Nuri Demirel kendisi itiraf ediyor. Projelerle ilgili bilgiler verildiğinde tabii o dönemlerde hava kurumuyla bir sözleşmesi olduğu, bazı yerlerde 10 mektep tayyaresi, bazı yerlerde 12 diye geçiyor. 10 da diyebiliriz, o kadar önemli değil. Aralarında bir sözleşme olduğunu, buna dair çizimlerin kendilerine verildiklerini ve bunların imal edildiğinden bahsediyor. Burada planlarını verdiler dedi, büyük ihtimalle planörlerin planları, çünkü bu mektep tayyaresi dedi, eğitim tayyaresinin aslında Neude 36, kendi Selahattin Reşit Ağa'nın kendi tasarımıydı. Bununla ilgili bilgiler veriliyor. Burada da mesela 38 modelinin bitirilmiş halini görüyorsunuz. Her ne kadar 1938'de bununla ilgili bir çalışmaya başlanmış olsa da şu fotoğrafta görmüş olduğunuz bu uçuş tecrübeleri 1944'te yapılabiliyor. 6 sene sonra bu uçak bitirilebiliyor. Altta da görmüş olduğunuz şu Nuri Demirel Tayyare Atölyesi'nde üretilen planör ve şu hemen yanı başında Neude 36 uçağı da Galatasaray Lisesi'nin sergi alanı ya da avlusunda, tam olarak bilemiyorum. Oradaki yerli malları sergisinde gösterilen modeller. Aynı haberde bir de bir avcı tayyaresi projesi olduğu söyleniyor. Bu Neude 40 projesi. Bununla ilgili kitap da yazıldı. Bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Burada vermiş olduğu önemli mesaj şudur. Özgün tasarımlar üzerinde durmak istiyor. Bu da çok mantıklı tabii, çünkü Türkiye o sıralar Kayseri ve Eskişehir gibi atölyelerde yabancı lisanslarını satın aldığı uçak lisanslarının satın aldığı yabancı uçakları üretiyordu. Amerikan malı, Alman malı, İngiliz malı, Polonya, Fransız vesaire, birçok farklı menşeden uçaklar var. Tabii burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Kimse son teknolojisini satmaz, kendisine saklar. Siz istediğiniz kadar para verirseniz verin, kendi ülkesine sakladığı teknolojinin bir alt seviyesini size verir. Bunu herkes yapar. Biz olsak biz de yaparız. O yüzden böyle bir handikapa girmemek açısından her şeyi kendimizin yapmasın. Yani millilik aslında burada devreye giriyor.
kendi özgün tasarımlarımıza, kendi özgün imalatlarımızı yaparsak böyle bir sıkıntıya düşmeyiz diyerekten özgün tasarım, özgün imalat motosuyla hareket ettiğini de görüyoruz. Yani en azından kurmuş olduğu, kendine koymuş olduğu vizyon bu şekilde. Gökokulu aynı zamanda Yeşilköy'deki şu hataya da çok düşülüyor. Atatürk Havalimanı'nın arazisi Nuri Demirağ'a aitti. Hayır. Atatürk Havalimanı arazisinin büyük bir kısmı Osmanlı döneminden bu yana Osmanlı havacılığında, yani 1911'lere vesaire kadar götürebilirsiniz. Çok evveldir. Birinci Dünya Savaşı'na evvel başlayan bir şey bu. Yeşilköy Tayyare Meydanı Osmanlı döneminde de devletin bir tayyare meydanıydı, hava meydanıydı. Orada da devlete ait bir havaalanı vardı. O arazinin yanındaki Elmaspaşa Çiftliği adındaki bir araziyi satın alıp oraya kendi tesislerini kurmuştur. Daha sonradan o konulara da geleceğiz. İki taraf birleştirilerek Atatürk Havalimanı arazisi bugünkü halini almıştır. Yani o konuda da maalesef bilgi kirliliği var. Atatürk Havalimanı tamamıyla Nuri Demirağ'ın mülkü değildi. Birçok insan, öğrenciler tabii burada eğitim görüyor. Bu Sivil Havacılık Okulu, yani Türk Hava Kurumu'nun yapmış olduğu hizmeti hemen hemen burada da veriyorlar. Birçok tanınmış kişiler burada eğitim görmüş. Dediğim gibi bunlara çok fazla girmeyeceğim. Eğitim veren kişiler arasında da Basri Alevi ve Mehmet Altunbay gibi tecrübeli pilotlar vardı. Bu Gökokulu'ndan mezun olan kişilere tabii bir metin de okutturuyorlardı. Bu yemin metnini okumayan bu okuldan mezun olamıyor. Bu mektebin şakitlerine diye işretten, oyundan, iffetsizlikten, eğrilikten, tembellikten, zulümkarlıktan sakınınız diye okumayacağım burada. Siz kendiniz de videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bu metne baktığınız zaman aslında özellikle son tarafında bu Türk mitolojisindeki Türk savaşçılarının kök girsin, kızıl çıksın tarzındaki söylemlerine benziyor. Bu aslında şunu gösteriyor bize, çok güzel bir şey. Bu okuldan mezun olan kişiler sadece uçak uçurmakla kalmasın, ahlaklı insanlar olsunlar gibisinden bir mesaj da verilmiş. Bu güzel bir şey. 42 senesine geldiğimizde bir hava bayramıyla ilgili haberlere rastlıyoruz. Bunlar 15 Ekim'deki özür dilerim. Gazeteye baktığımızda yani 14 Ekim, bir önceki güne tekabül ediyor. Nuri Demirağ bir hava bayramı düzenliyor. Bu aslında bir nevi ilk Teknofest diyebiliriz Türkiye'de düzenlenen. Yani ben öyle görüyorum. Buradaki amaç halka tabii ki havacılığı tanıtmak. Bir imalat yapılıyor, gökokulu var, insanları uçuruyorsunuz, eğitim veriyorsunuz vesaire ama halk bunu ne kadar biliyor? Yani gazetelerde vesaire bunlar tabii ki yazılıyor ama halk ne kadar bunlardan haberdar? Bir nevi halkı davet ederek, onların gözünün önünde bu tarz icraatları sergileyerek bir nevi farkındalık yaratmak ve propaganda faaliyeti yapmak aslında. Bu tarz bir 1942'de Ekim ayında da bir hava bayramı düzenlenmiş. Şimdi bu hava bayramında yapılan bir röportaj. Bunu belki bölüm 3'e de alabilirdim ama burada bahsetmeyi daha uygun gördüm. Şimdi Nuri Demirağ'ın 42 yılına geldik. Bakın 36 yılında kuruyor Beşiktaş'taki tayyare atölyesini. Yeşilköy'e 1940-41 döneminde geçiliyor. Oraya ilave bir tesis kuruluyor. Ve Yeşilköy'deki kendi tesisinde bu hava bayramını yaptırıyor. Ve burada kendisiyle bir söyleşi yapıyorlar. Çok ilginçtir. Eleman bulamadığından bahsediyor aslında bir nevi. Diyor ki iki tane Türk genci geldi diyor. Nuri Bey bize burs verir misiniz diye gelmişler kendisine. Demiş ki siz hangi bölümde okuyorsunuz diye. Okumak istiyorsunuz, hangi alanı seçmek istiyorsunuz diye. İşte inşaat, su, elektrik, yol tarzında. Hatta bölüm 3'teki anlattıklarıma bakarsanız en fazla mezunların da o alanda, yani yeraltı ve yerüstü hizmetlerine uygun olan bölümlerin daha fazla mezun verdiğini görürsünüz. Öğrenciler de bu alana yönlenmek istedikleri çünkü daha rahat iş bulabileceklerinden bahsetmişler. Nuri Demirağ da tabii elemana ihtiyacı olduğu için, çünkü bölüm 3'te anlattığımız olay
insan yok. Kalifiyeli insan bulamıyorlar. Çünkü bu alanda yetişmiş kadrolar yok. Çok ellerindeki, çok sınırlı sayıdaki insanlarla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu zaten bu seminer serisinde belki anlatmaya çalıştığım şey en önemli şeylerden biri. Kalifiyeli eleman eksikliği. Ve kendi ayağına gelen iki öğrenci de bir burs talebinde bulunduğu için kendilerine şunu söylüyor. Eğer tayyare şubesini seçerseniz ben size bu bursu veririm diyorlar. Bunun kırın etmişler. Çünkü demişler ki işte bizim tanıdıklarımız işte hava kurumunda bir memur gibi çalışıyorlar. Hiçbir işe de yaramıyorlar ya da başka de kamu kurumlarında. Kendi kabiliyetlerini kullanamadıklarını söylüyorlar. Bu iki öğrencinin söyledikleri. Ve hatta şurada da görüyorsunuz ki sağ üst tarafta Avrupa'da tahsil gören 30-35 yüksek tayyare mühendisinin kısmi azamının da esas mesleklerine ayrılarak şuraya buraya nakletmek zorunda kaldıklarını söylemişler. Yani bu kadar insanı eğitmişsiniz, uçak mühendisi yapmışsınız ama bu insanlar mesleklerini yapmıyorlar. Kendileri mi yapmak istemiyorlar yoksa yapacakları ortam mı yok, o da tam belli değil ama vaziyet bu ve öğrencilerin de ayrıca burada da görüyorsunuz halbuki şimendifer, şose, su, inşaat, elektrik kısımlarında şahsi teşebbüs erbabının geniş mikyasta çalışma imkanlarının elde edilmekte olduklarını ilave ettiler. Yani uçak değil de inşaat, yol, su vesaire alanlarında uzmanlaşırsak daha rahat iş buluruz, para kazanırız demişler. Yani yine bir zihniyet demek istemiyorum. Sonuçta herkes mezun olduktan sonra hayatını kazanabilecek, ekmek parası bulabilecek bir alanda çalışmak ister. Bu çok normal bir şey. Ve burada anladığımız şey şu, öğrencilerin de tabii iki kişi üzerinden genelleme yapmak doğru değil ama bir ilgi yok. Gerçi bu tarz hava bayramını düzenlemek istemesinin amacı altında da böyle bir şey sebep yatıyor olabilir. Gençler gelsin, görsün, bir ilgi uyandıralım. Onlar da işte bu bölümü seçsinler, mühendis olsunlar, tayyareci olsunlar vesaire. Bunlar iyi niyetli şeyler, güzel şeyler yani. Anlayabiliyorsunuz çünkü kurmuş olduğunuz bu sanayi tesislerinin devamını insanlar getirir. Bunlar kendi başlarına yapılan, robotlar yapmıyor bunları. Ama bu röportaj aslında çok önemli bir röportaj. Öğrencilerden aldığımız bilgiye göre havacılığa böyle ciddi bir hevesli olmadıklarını ve başka inşaat gibi alanlardan mezun olanların daha rahat iş bulabileceğini ve yani havacılığın pek fazla halk tarafından da öyle benimsenmediği anlaşılıyor yani öyle söyleyeyim. Bununla ilgili birkaç tane daha gazete küpürleri vardır. Yani hepsinden bahsetmiyorum ama esas sıkıntı özel sektörde, kamuda değil. Çünkü kamu sonuçta devlet bursuyla yurt dışına çok öğrenci gönderiyor. Mecbur hizmet olarak kendine çalıştırtır. Mecbur hizmet bitince ayrılıyor. O ayrı bir şey ama özel sektörde tabii sizin bu insanları bularak yetiştirmeniz ya da yetişmesine bir nevi katkıda bulunmanız gerekiyor. Ama bu önemli bir şey. O yüzden mutlaka anlatmak istedim. Havacılığa yani kendisine temas eden öğrencilerde havacılığa tarzı pek havacılığa karşı bir ilgi olmadığı gözükmekte. Şimdi esas konuya gelelim. Şimdi ilk bölümde kısaca bu faaliyetlerden bahsettim. Özet geçtim. Dediğim gibi bu esas bizim konumuz burada başlıyor. Sipariş edilen uçaklara ne oldu? Herkesin kafasındaki esas soru budur. Türk Hava Kurumu neden almadı? İşte Nuri Demirağ'ı yok etmek için, iflas ettirmek için, işte birilerinin emrivaki kararları için mi, bir takım siyasi çatışmalar için mi? Bunlarla ilgili hüküm verebilmek için, konuşabilmek için orijinal belgeye bakmak lazım. Devlet arşivlerinde neler yazıyor? Bununla ilgili belki ilk defa göreceksiniz ama birçok belge var. Mart 1939'da Nuri Demirağ ekibinin Türk Hava Kurumu'na yazmış olduğu bir mektup bu. Şöyle söyleyeyim. Selahattin Reşit Alan vefat ettikten sonra bu uçak yeni kurulan teknik ekip tarafından yeniden bir nevi ameliyata alınıyor. Öyle söyleyeyim. Bir revizyondan geçiyor. Ve revizyondan geçtikten sonra yani Selahattin Reşit Alan'ın ölümünden sonra yeni bir uçak, aynı uçak ama biraz daha modernize edilmiş uçak teknik testlere sokuluyor Eskişehir'de. O da Eskişehir'de oluyor. Ve bundan sonra orada yapılan testlerden sonra
Türk Hava Kurumu uygun olmadığını söylüyor ve sözleşmeyi feshediyor. Bilinen olay bu. Türkiye'de bunun yanlış bilineni de dediğimiz gibi Selahattin Reşit Alan'ın vefat ettiği hadisede test uçuşunu yapıldığı söylüyordu. Hayır, o olaydan sonra yapılmış ki bu yazılanlardan bunu anlıyoruz. O ayrı, o ufak bir detay ama bizim esas bu hava kurumuyla arasındaki bu anlaşmazlığı bir çözmek lazım. Şimdi sözleşme feshedildikten sonra tabii Demirağ Tayyare Atölyesi hava kurumuna bir cevap yazıyor. Deniyor ki 1 Mart 1939'da bize bir beyanda bulundunuz ve şartnameye uymadığı için bu sözleşmenin feshedildiğini söylüyorsunuz. Şartname hazırlanırken Demirağ'ın atölyesi, sonuçta bunların hepsini teknik şartnameden bahsediyoruz burada. Bu şartnamenin de bilmiyoruz, yani hiçbir kopyası yok, hiç okuyamadık. Ne yazdığını bilmeyerek sadece buralardan anlamaya çalışıyoruz. Demirhan'ın ekibi demiş ki biz ya Amerikan Kenner ya da İngiliz Gypsy motoru koyalım demiş. Fakat Türk Hava Kurumu Walter Gema, bir Çekoslovak gemalı Walter Gema motorunda ısrarcı olunmuş. Şartname hazırlanmış ve şartnameyi hazırlayanlar Demirhan ekibinin dediğine göre bir katalogdan bu Walter Gema motorunun takatine dair, yani bunun gücü kaç devirde, hangi devirde hangi beygir gücüne ulaşabildiğini, bunu belirli bir teknik kataloglardan bulmanız gerekiyor. Ve ki genelde bunlar kendi firmaların, yani bu üreten firmaların kendi broşürlerinde vardır bunlar. Bugün herhangi bir sanayiden ürün aldığınızda onun da prospektinde, broşüründe bütün teknik değerlerini görürsünüz. Bu şekilde şartnameyi hazırlayan Türk Hava Kurumu ekibi bu motorun 165 beygir güce ulaştığını, 1850 devirde 165 beygir güce ulaştığını tespit etmiş ve buna göre bir şartname hazırlamış. Yani siz sonuçta takacağınız motorun gücüne göre uçağınızı bu şekilde tasarlamanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir Opel Corsa'nın motorunu çıkarıp Ferrari motoru takarsanız bu aynı şaside gitmez. Sonuçta güç farklı, şasi farklı, uymaz. O yüzden motor da değiştiği zaman tasarımı da ona göre de optimize etmeniz gerekiyor. Ve Alan kaza yaptıktan sonra bu heyet yeniden bir incelemeye aldıktan sonra bu uçağı şöyle bir görüşe kapılıyorlar. Diyorlar ki 165 beygirlik o şartnamedeki değer yanlış diyorlar. Kendi baktıkları, yani Çek hükümetin onaylı bir belgede aslında 165 değil de 150 beygir olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bundan sonra henüz daha test uçuşuna girmeden uçak bütün revizyon sırasında 165 beygir için hazırlanmış olan uçak değiştiriliyor tasarımdaki pervaneler genelde buna göre optimize edilir. Bu sefer uçağın motorunun takatı 150 beygir olduğu düşünülerek pervaneleri, burada devamında burada gösterebilirim, 1785 devir bölü dakikada 150 beygir değerine göre tasarlanıp üretiliyor. Ve malzemesi de metalden ahşaba çevriliyor. Onunla ilgili de bilgi de var. Ve bu şekilde teste sokuluyor Eskişehir'de. Tabii incelemeye alındıktan sonra Hava Müsteşarlığı, Savunma Bakanlığı, Hava Müsteşarlığı, Fen Heyeti bunu görüyorlar. Diyorlar ki 165 beygirlik istedik, siz 150 beygirlik bir tasarımla geldiniz. Bu şekilde olmaz deniyor. Ama bir incelemeden tabii ki geçiriliyor. Şartnameye uygun olmamasına rağmen bunun bir eğitim uçağı olduğuna dair bir rapor hazırlanıyor. Fakat Kırım tecrübesi artık statik şeylere geliniyor, nasıl diyeyim. Yani sonuçta burada şunu da anlıyoruz. Hava kurumu bir akrobasi uçağı istiyor. Şimdi akrobasi uçağı, eğitim uçağı. Siz eğitim uçağı olarak tasarlanmış bir araçla giriyorsunuz teste. Fakat karşınızda akrobasi uçağı istediğini söyleyen bir Türk Hava Kurumu var. Aslında burada da karışıklıklar başlıyor. Bir motor takati konusunda bir anlaşmazlık var. Bir de kategori konusunda. Eğitim uçağı mı, akrobasi uçağı mı, 165 beygir mi, 150 beygir mi? Rapora göre, Kırım tecrübelerine göre, yani statik tecrübelere göre bu uçağın tasarımı itibariyle akrobasi özelliğine sahip olmadığı söyleniyor. Ayrıca motor gücü açısından da şartnamedeki verilere uymadığı belirtilerek
iptal edilmiş, yani feshedilmiş. Nuri Demirhan Tayyare Atölyesi de bu mektupta bunlardan bahsediyor ve diyor ki sizin vermiş olduğunuz verilere göre 165 değil 150 olması gerekiyor diyor. Bundan dolayı da lütfen bu olayı tekrardan gözden geçirelim. Yeniden şartnamenin motor kısmının yeniden düzenlenmesini talep etmişler ve yeniden Yeşilköy'deki kendi arazisinde yeniden bir teste alınmasını rica etmiş. Ve bunun üzerine Türk Hava Kurumu Başkanı Şükrü Koçak, Nuri Demirhan bizzat kendisi cevap yazıyor. Diyor ki mektubunuzu aldık 8 Mart 1939 tarihli. Yetersiz motor gücüyle sebebiyle uçağınız şartnamelere uygun değildir. Kırım tecrübesi sonrası uçağın akrobasi sınıfına uygun olmadığı görülmüştür. Rapor Savunma Bakanlığı'nın Hava Müsteşarlığı Teknik Heyeti tarafından hazırlanmış ve yani kendilerinin değil Savunma Bakanlığı'ndaki teknik heyet oranın mühendisleri tarafından bunu hazırlandığından bahsediyor. Şartnamede bir önceki slide'da dediğim gibi böyle herhangi bir değişiklik talep ediyorsunuz böyle bir şey olamaz. Şartname sabittir ve zamanında vaatlerinizi yerine getirmediğiniz için sözleşmenin 10. maddesine göre feshediyoruz. Avans olarak size verdiğimiz 37.950 lira da geri alınmıştır diyor. Burada da 37.950 şurada son satırda görebilirsiniz. Bunu yazan Şükrü Koçak Türk Hava Kurumu Başkanı. Bu devlet arşivlerinde bulunan bir belge. Şimdi daha sonra bu İsmet İnönü'ne yazılan mektup, ilk mektup böyle çıkıyor. 3 sayfalık bir mektup. Bunu artık birçok yerde bulabiliyorsunuz. Burada hepsini okumayacağım. Hepsi bizi ilgilendirmiyor şu an. Kasım 1939'da yazılan mektupta İsmet İnönü'ye yalvardığına dair şeyler var. Bunların hepsi yanlış bilgiler. Bilmiyorum bunu iddia edenler mektubun bir satırını bile okumuşlar mı? Ondan da şüphe ediyorum. Herhangi bir yalvarma yok. Sadece Türk Hava Kurumu ile yaşanan olaydan Cumhurbaşkanı İnönü'yü de haberdar ediyor ve bir şekilde olaya el atmasını bu anlaşmazlığın yani kendi açısından yani Türk Hava Kurumu'na göre bir anlaşmazlık yok ama Demirhan Hekim'le göre bir anlaşmazlık var. Bunun giderilmesi için olaya el atmasını rica ediyor. Burada bir paragrafta çok önemli bir şey yakalıyoruz. Olaydan bahsederken Demir'a şu satırları kullanıyor. Diyor ki bu tayyareye ait sandıklar dolusu yüzlerce aerodinamik ve statik resimler ve hesapları mezkür komisyonca aylarca tetkik ve performans tecrübeleri yapılarak mükemmel normal mektep tayyaresi olduğunu hava kurumuna tebliğ ve uçuş müsaadesi verdiği halde. Yani deniyor ki biz sandıklar dolusu teknik hesaplar, teknik çizimler vesaire verdik. Bunlar aylarca incelendi, bakıldı, edildi ve uçağın bir mektep tayyar, bir eğitim tayyaresi olduğunu kanıtlamış olduk. Ve buna rağmen Türk Kuşu yani Türk Hava Kurumu'nun eğitim kısmı hala bizim bu uçaklarımızı almamakta, ısrar etmekte ve avans verdikleri 40 bin lirayı da geri almışlardır diyor. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun söylediği de Nuri Demirhan söyledikleri uyuşmuyor. Burada bir çelişki var. Türk Hava Kurumu diyor ki ben sizden akrobasi tayyaresi istedim. Siz eğitim tayyaresi verdiniz. Evet, rapora göre de eğitim tayyaresi. Ve Nuri Demirhan bu mektubunda eğitim tayyaresi olduğunu da kabul ediyor. Ama sanki Türk Hava Kurumu eğitim tayyaresi istemiş gibi Cumhurbaşkanı'na yazmış. Burada bir çelişki var. İkincisi, verilen rakamlar. Türk Hava Kurumu Başkanı 37.950 liradan bahsediyor. Bir geriye gidiyorum, tekrar gösteriyorum. 37.950 liranın avansının geri alındığından bahsediyor. Fakat İsmet İnönü'ye yazılan mektupta Nuri Demirhan verdiği rakam 40 bin lira. 37 bin, 40 bin. Bunlar da uyuşmuyor. Benim gözüme çarpan çelişkiler bunlar. Şimdi şartnameyi görmediğimiz için, okumadığımız için hangisinin doğru olduğuna ben şu an karar verecek durumda değilim. Kimse karar vermez. Çünkü orijinal şartnameyi bilmiyoruz. Ve komisyon raporunu bilmiyoruz. Ve aradan bir süre geçiyor. Nuri Demirhan hakkını aramak için Türk Hava Kurumu'na dava açıyor. Ekim 1943'te. Şimdi burada başka bir rakam daha görüyoruz. Şimdi açmış olduğu davada bu teminat bir anda 51.000 TL oluyor.
lira, zamanın lirası. Ve 10 mektep tayyaresinde imal ediyorlar tabii. Onlardan da doğan masrafla beraber 170 bin lira. Şimdi Türk Hava Kurumu Başkanı 37 bin diyor. Demirağ Cumhurbaşkanı yazdığında 40 bin diyor. Davayı açtığında 51 bin diyor. Bunlardan hangisi doğru bilmiyoruz. Yani çelişkiler var, onu demek istiyorum. Ve ilk duruşma 27 Ekim'de 43'te Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecektir diyor. Şimdi bunu nereden aldım? Bunu Ziya Şakir'in Nur Demirağ Kimdir diye bir kitabı var. Çok zor bulunuyor. 1947'de yazılmış. Yani 43 yılında yaşanmış bir olay. Nur Demirağ'ın yakınında olan biri taraflı yazmış olabilir diye baktım ama gerçekten de tarafsız yazılmış. Çünkü bizzat bu mahkemede yer almış ve mahkeme zabıtlarını yayınlamış gibi de diyebiliriz. Yani o kadar çok aşırı detaylı değil ama bize en azından gidişatı çok güzel gösteriyor. İlk Nuri Demirağ mahkemede söz alıyor davacı olarak. Alan'ın vefatından sonra böyle bir Eskişehir'de tetkikleri yapıldığını ve şartnameye uygun olmadığından dolayı feshedildiğini söylüyor. Evet, bu bilinen bir şey. Fakat bu Demirağ'ın ekibi dediğimiz gibi şartnamedeki o beygir gücünün yanlış olduğunu, hatalı olduğunu öne sürerek 165 değil aslında motorun 150 beygirlik olduğunu düşünerekten uçağı o şekilde revize etmişler. Ona göre tadil etmişler. Ve Türk Hava Kurumu buna göre bir karar aldığını söylüyor. Ve kendince diyor ki Türk Hava Kurumu şartnameye uygun hareket etmemiştir. Kendilerine birçok kez işte müracaatlarda bulunduk. Bize geri dönmediler diyor. Yani birkaç kere yazılmış herhalde anladığımız kadarıyla teknik anlamda. Yani hiç bize geri dönmediler sözünü ben doğru olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey de iddia etmiyor zaten ama teknik konulardaki yazışmalarda herhalde yardımcı olmamışlar. Çünkü Türk Hava Kurumu Başkanı Nur Demirağ yazmış mektubunda biliyoruz, gördük. Tabii bundan sonra Türk Hava Kurumu'nun davalı olan Türk Hava Kurumu'nun avukatı İsmail Hakkı Çevik söz alıyor. Deniyor ki... Burada da siz de bakabilirsiniz. Ziya Şakir'in kitabındaki o bölümleri koydum. Demirağ'ın işte tetkiklerin Eskişehir'de değil de Yeşilköy'de yapılmasını istediğinden bahsediyor. Aslında bu süreci etkileyen bir şey değildi. O biraz avukatın belki anladığımız kadarıyla biraz böyle bir ortamı ısındırma yorumu da olabilir. Yani Eskişehir'de değil de Yeşilköy'de istediğini, süreci değiştiren bir malzeme değil. Uçuş ve kırım incelemelerinde hatalar tespit edilmiş. Bunlar Demirağ Tayyar Atölyesi'ne bildirilmiş. Doğru. Bir de şöyle bir durumdan da bahsediliyor. Arada henüz daha siz şartnameyi imzalıyorsunuz. Henüz daha teste çıkmadan evvel arada herhangi bir revizyon yapacaksınız. Bunu yapabilirsiniz. Bunu bildirmeniz gerekiyor. Yani şu tarz değil. Mesela Formula 1 yarışlarında sıralama turları atılır biliyorsunuz. Sıralama turunda diyelim dördüncü oldunuz ama motorunuzda bir arıza çıktı. Motoru değiştirdiğiniz zaman 10 sıra geriye atıyorsunuz. Mesela 4 değil 14'ten başlıyorsunuz. Böyle bu tarz bir şey yok. Siz şartnameyi imzaladınız. Belirli teknik kriterleri yerine getireceğinizi taahhüt ediyorsunuz. Ve buna göre teste gireceğinizi söylüyorsunuz. O arada teste girene kadar herhangi bir değişiklik yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu zaten Demirağ'ın ekibi de onaylıyor. Bunda bir sıkıntı yok iki taraf içinde. Fakat diyor ki Hava Kurumu'nun avukatı bize gelen teknik raporda akrobasi değil eğitim uçağı olduğu söyleniyor. Biz akrobasi uçağı istediğimiz için biz de bunu reddettik diyor. Gayet de normaldir diyor. Hava Kurumu'nun avukatı bu şekilde savunmasını yapıyor. Tabi burada Demirağ'ın avukatı Fehmi Kural da güzel bir şey söylüyor. Mantıklı bir şey söylüyor. Madem ki diyorlar bu bir öncekinde de şurada söylemeyi unuttum. Milli Müdafaa Vekaleti, şurada altı çiziliyorlar. Bunların hiçbir işe yaramayacağı, daima bir kaza ihtimali bulunduğunu söyledi. Bu yüzden tayyareli almadık diyor. Tabii burada Demirağ'ın avukatın söylediklerine de bakmak lazım. Diyorlar ki madem bu kadar kaza riski yüksek, biz 1940-41'de Gökokulu'nu kurduk. O kadar öğrenci yetiştirdik. Bir tane bile kaza yaşanmadı. Sizin bu bahsettiğiniz uçaklarla ilgili olarak söylüyor. Yani avukatın söylediği şey tabii ki doğru. Sizin teknik raporunuza göre olmaz dediğiniz şey pratikte oluyor. Tabii burada
odaklanılması gereken şey aslında eğitim uçağı, akrobasi uçağı. İşte benim takıldığım yer o. Bizi şartnameyi bilmediğimiz için eğitim uçağını nasıl tanımlamışlar, hangi özelliklere göre akrobasi uçağını nasıl tanımlamışlar bunları bilmiyoruz. Günümüzdeki Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun şeylerine bakarak onları bulabiliriz ama 1943'te o zamanın şartnamesi, Türkiye'de bu olay nasıl ele alınmış, THK bunu nasıl yorumluyor, Demirhan ekibi nasıl yorumluyor, elimizde hiçbir bilgi belge yok. O yüzden tam bir kapalı kutu. Ve mahkeme ikinci bir celse için Kasım 1943'e erteliyor. İkinci celsede şimdi bir takım belgeler sunulmaya başlanıyor tabii ki. Uçağın eğitim sınıfına ait olduğuna dair teknik raporlar teslim ediliyor. Burada zaten esas sıkıntı eğitim uçağı mı, akrobasi uçağı mı? Bütün tartışma burada kopuyor. Sunulan resmi vesikalar. Tayyarenin istenilen mektep tayyaresi tipinde olduğuna dair Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarlığı'nın vesikası. Rapor sunuluyor. Daha sonra Milli Müdafaa Vekaleti yani Savunma Bakanlığı'nın tecrübe ve muayene komisyon raporu. Pardon özür dilerim. Komisyon raporu ilk değil, ikincisi. Bir de Hava Müsteşarlığı Uçuş Şehadetnamesi. Yani sertifika demiyor, ruhsat. Uçuş Şehadetnamesi ruhsat. Ruhsat veriliyor zaten, uçuyor bunlar. Onda hiçbir sıkıntı yok. Nuri Demirhan kendi gökokulunda yetiştirdiği öğrenciler zaten bunlarla uçuyorlar. Bir sürü gazete haberlerini görebilirsiniz. Türkiye'nin birçok yerinde yani Atina'ya bile gitmişler yani. Sınır dışına bile ziyarette bulunmuşlar. Yani bunların uçmasıyla ilgili devletin hiçbir şeyi yok. Engeli yok. Sadece devlet bunu şartnameye uymadığı için akrobasi uçağı olmadığına dair rapor veriyor ve devlet kurumu olmayan THK'da bu rapordan dolayı satın almıyor. Olay bundan ibaret. Demir Ağa yeniden söz alıyor ve yine bir şey ulaşılamayınca yani bu metinleri siz de videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Kitaba da ulaşabilirsiniz. Hepsi orada yazıyor zaten. Ve diyor ki madem böyle bir bilirkişi heyeti kuralım. Konudan anlayan mühendisler gelsin, bağımsız bir ekip, onlar baksın diyorlar. Çok da mantıklı. Ehli vukuf bilirkişi heyeti, onu ehli vukuf mahkemesine başvurmak istemişler ve dava 28 Aralık'a da ertelenmiş. Şimdi burada İTÜ'den 3 tane profesör geliyor. 1. Necdet Eraslan, 2. Feridun Arısan, 3. Hilmi İleri. Necdet Eraslan tanıdık gelebilir size. Apollo projesinde çalışan Arsev Hoca'nın, Arsev Eraslan'ın babası. Uçak mühendisi. Feridun Bey, Hilmi İleri. Onlar inşaat statik mukavemet alanlarında uzman olanlar hatırladığım kadarıyla. Bir de Hakime Mefaret Hanım var. Mefaret Hanım şöyle, konumuzla alakası yok ama sadece genel kültür bilgisi olarak söylüyorum. Bodrum Hakimi diye bir hikaye demeyeyim de bir film de vardır. Yeşilçam'da biliyorsunuz Türkan Şoray'ın ve Kadir İnanır'ın oynadığı. Oradaki filme konu olan kişi Mefaret Hanım. Bodrum Hakimi olarak bildiğimiz o ehli vukuf mahkemesi, yani bilirkişi mahkemesine bakan hakime de kendisi. Bu da ilginç bir rastlantı olmuş. 3 tane yüksek mühendis mektebinden profesör bulunuyor. Onlardan konuyla ilgili bir rapor talep ediliyor. Ve bu onların hazırlamış olduğu rapor. Tabii Yeşilköy'de bu sefer bunların tetkiklerine bakıyorlar. Uçağın incelemelerini 3 profesör orada yapıyor ve bir sonraki celsede bunlar tekrardan ele alınıyor. Şimdi son 3. celsede 3 tane soru soruyorlar. Diyorlar ki profesörlerin cevaplamasını istiyorlar. Diyorlar ki 1. Uçak Türk Hava Kurumu'nun oluşturduğu şartnameye uygun mudur? Hocaların verdiği cevap şu. Şartnamedeki bütün o matematiksel hesaplar teorik şekilde yapılmıştır. Siz hesabınızı yapmış olduğunuz, yani hesaptan çıkarılan değerlerin aynısını tecrübi yani pratikte yapmış olduğunuz testlerde aynısını elde edeceğiniz diye bir kaide yok. Sapmalar her zaman olur. Yani bir tane inceleme yapıp biz tamamıyla %100 aynı değeri elde edileceğiniz bir dünyada yaşamıyoruz. Bugün 2021'de dahi böyle bir şey yok. Sapma payı her zaman olabilir. Ama burada bahsedilen hesapların hangisinden, neyinden bahsediyor bunu hiçbir bilmiyoruz. Çok böyle yüzeysel anlatılmış. İkincisi burada, yani aynı sorunun cevabında
Şartnameye göre uçuş ve kırım testlerinden evvel tespit edilen kusurlar belirlenen bir süre içinde giderilip resmi incelemeye bu şekilde girilebilir. Doğru, bunu da zaten yapmışlar. Esas kazadan sonraki süre içerisinde değişimleri yaparak öyle teste sokmuşlar. Bu da bir sıkıntı yok. Yeşilköy'de incelenen, revizyondan geçmiş uçaklarda belirlenen kusurların giderildiği görülmüştür. Evet, bunda da Türk Hava Kurumu'nun da buna bir itirazı yok. Kapsamlı ve sistematik bir testin yapılmadığı aşikardır. Bu haliyle uçak şartnameye uygundur. Yani ana şeyle yüzeysel olarak bakıldığınızda herhangi bir uygunsuzluk görülmüyor ama yapılan testlerin esasında doğru düzgün testler olmadığından bahsediyorlar. İkinci soru, motor olayı. 165 beygir mi, 150 beygir mi? Şimdi burada çok politik davranılmış. Bu çok uzun bir metin anladığımız kadarıyla ama kitapta sadece bu şu suale Eli Vakıf raporunda uzun uzadıya cevap verildikten sonra netice olarak aynen şöyle denmektedir. Bilirkişi heyetin dediği şey şu. Bu herhangi bir tartışmada taraf olmuyorlar. Birinin nominal değer, öbürünün azami güç olduğunu söylemişler. Nominal değer aslında ideal anlamında. Sizin azami güç asgari, yani en az, minimum, maksimum, bir de ideal güç vardır. Sizin otomobilinizi kullanırken de bir ideal güçte kullanırsınız ama maksimum güce de erişip orada da kullanabilirsiniz. Yani onların, profesörlerin tespitine göre 150 beygirde, 165 beygirde bu motora uygun değerler ama birisi maksimum, birisi ideal değer. Buradan dolayı bir karışıklık doğmuş ve İTÜ'lü profesörler herhangi bir sıkıntı görmemişler. Bu haliyle de uygundur demişler. Son soru, en can alıcı soru, eğitim uçağı mı, akrobasi uçağı mı? İşte burada esas kırılma noktası burada. Teknik heyetin, yani bu İTÜ'lü profesörlerin dediği de Milli Savunma Bakanlığı raporunun dediğiyle tamamen uyuşuyor. Eğitim uçağı, akrobasi uçağı değil, eğitim uçağı. Ama testlerde akrobasi uçağı olmadığını görmemize rağmen pratikte akrobasi hareketi yapabiliyor denmiş. Ama kağıt üzerinde verdikleri raporda akrobasi uçağı olmadığını söyledikleri için de mahkeme Türk Hava Kurumu'na açılan davayı düşürmüş. Yani Türk Hava Kurumu haklı çıkmış. Burada da okuyabilirsiniz. Nuri Demirağ tayyaresi bir normal mektep başlangıç tayyaresidir. Statik tecrübe neticesi akrobasi sınıfına dahil olmaması yüzünden akrobasi hareketleri yaptırmak doğru olmadığı göz önünde tutulmak şartıyla bu şartnamedeki hareketleri yapabilecek kabiliyettedir. Yani testlere tabi tutmak, şöyle söyleyeyim. Eğitim uçağında sonuçta eğitim daha böyle stabil hareketler yaparsınız. Daha böyle durgun, sakin hareketler yaparsınız. Pilot olmadığım için ben işin uzmanı değilim. Ama akrobasi dediğiniz, herkes uçak akrobasi hareketlerini izlemiştir. Uçağın belirli kuvvetleri kaldırabilmesi için o G kuvvetleri, gerçi o motorlar yüksek G kuvvetini çekebilecek düzeyde değildi o sıralar. Ses hızını falan aşan motorlar da yoktu dünyada ama sonuçta belirli manevralarda çok sert bir takım binen kuvvetleri kaldırabilecek bir mukavemete sahip olması lazım. Genelde belki çok eski resimlerden de görmüşsünüzdür, kanatları şu an bile benzer, mesela büyük uçakların kanatlarının statik tecrübelerine dair videolar da görebilirsiniz. Yani kanatları asarlar, bunların altına bir tane yük bağlarlar ve kanatları bir şekilde vibrasyon, yani bir şekilde vibrasyon demeyeyim de elastik teste sokarlar bunun kırılması. Ne kadar kuvvet uygulandığında, havadaki o yalpalanma esnasında ne kadar kuvvete maruz kaldığında, ne kadar süre sonra belirli bir kırma ya da bir çatlamaya, herhangi bir mukavemet açısından bir probleme mesuliyet vereceğini araştırırlar. Yani bu tarz testlerden geçiriliyor. O yapılan testlerde, ama nasıl bir test yapıldığını da bilmiyoruz. Kırım tecrübesi dediği statik testler büyük ihtimalle uçağın kanadına böyle bir, o zamanlarda gördüğüm fotoğraflardan, Almanya'daki arşivlerden hatırlıyorum. Kum torbaları asılıyor mesela. O kum torbalarını bir de yukarıdan çekiyorlar. Yani yer çekimi kuvvetine göre bir şekilde esnetiyorlar. Yukarıdan çekiyorlar aşağı doğru vesaire.
bir elastisite analizi yaparak uçağın belirli kuvvetlere, kanadının özellikle belirli kuvvetlere uygun olup olmadığı ve tabii gövdenin başka yerlerine de bunlar yapılıyor. Bu benim o yıllarda bir takım başka Alman arşivlerindeki fotoğraflarda gördüğüm şeyler. Yani aynısı Türkiye'de uygulanmış mı? Daha sonra nasıl gelişim göstermiş bu süreç bilmiyorum açıkçası. Bu da bir kapalı kutu. Ama sonunda İTÜ profesörleri de Milli Müdafaa Vekaleti heyetinde verilen kararın aynısını vermiş. Ama dedikleri gibi teste uygun olmadı çıktı ama havada o hareketleri yapabiliyor demiş. Çok da ilginç. Dava düşmüş. Yani Türk Hava Kurumu haklı çıkarılmış. Şimdi burada Savunma Bakanlığı'nın ne düşündüğüne de bakmak lazım. Biz hep dava kısmına bir baktık ama şimdi bir de devlet arşivlerinde Milli Savunma Bakanlığı, bu Ali Rıza Artunkal'ın mesela bir başbakanlığa yazmış olduğu bir yazı var 1944'ün Haziran ayında. Çok ilginç bilgilere rastlıyoruz. Bir, Nuri Demirağ'ın makamı halinize vermiş olduğu mektup hakkındaki mütalaamı aşağıda arz ediyorum. Yani hep denirdi, Nuri Demirağ hep böyle yazılar yazıyor, mektuplar yazıyor, hiçbirine cevap verilmiyor diye. Cevap verilmiş. Yani devlet kendi arasında da bir takım yazışmalar yapmış. Bunların kopyalarını hem Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Nuri Demirağ'a da yollanmış. Ama bunlar medyaya yansımıyor maalesef. Yani burada göstermiş olduğum belgeleri belki ilk defa görüyorsunuz. Bunların hepsi de devlet arşivlerinde kendiniz bulabilirsiniz. Hiçbiri gizli değil. Nuri Demirağ 1944 yılına geldik tabi. Dava sonlandı. Aradan bir sene, 6 ay geçmiş davanın bitmesinden sonra. Devletin kendisine iş vermediğinden yakınmış. Savunma Bakanlığı bunun doğru olmadığından bahsediyor. Deniyor ki, İki numaraya bakarsanız Milli Savunma Bakanlığı'na ait, yani hava gücüne ait bazı uçakların tamir revizyon işlerini biz 1941 senesinde Demirağ'a verdik ve 41'de yaklaşık 188 bin liralık iş yaptık diyor. Daha sonra 42-43 dönemi için yeniden yani senelik sözleşme yapmışlar. 42-43 senesi için yeniden bize başvurdu diyor. Tamam dedik, yeniden sözleşme yapalım. Fakat Nuri Demirağ şöyle bir talebi olmuş. Onu da 3. paragrafta okuyabilirsiniz. Altında çizdiğim yerler. Benim işçilerimin yevmiyeleri, işte bir şekilde ödeneğinin de devlet tarafından karşılanmasını talep etmiş. Bakanlık da demiş ki sözleşmemizde ne varsa ona uymanız gerekiyor diye. Bundan sonra vazgeçmiş. 42-43 döneminde böyle bir sözleşme yapılmamış. Ortak iş olmamış. 44 senesinde, yani bu mektubun yazıldığı dönemden bahsediyor. Yeniden iş yapmak için bize başvurdu diyor. Biz de tabii dedik diyor bakan. Fakat bu işleri görüşmemiz için lütfen bize teknik heyetinizi yollayın, kendileriyle görüşelim dedikten sonra hiçbir teknik heyetten kimse gelmedi diyorlar. Bunlar altını çizdiğim yerlerde bunları görebilirsiniz. Yani bugüne kadar kimse gelmediğinden yüksek bir elemanı olmadığı anlaşılmıştır. Yani bir teknik elemanın olmadığına kanaat getirmiş. Bu ne kadar doğru bir tespit bilmiyorum ama devletin, yani Savunma Bakanlığı'nın Demirağ'la iş yapmama, yani onu bir bloke etme gibisinden bir şey olmadığı burada apaçık belli. Gökokulu meselesi. Okulun vaziyeti vekaletime alakadar etmemektedir. Okul bidayette açılırken Genelkurmay'dan müsaade alınmamıştır. Marif vekaletinden böyle bir müsaadenin alınmadığını ve okulun gayesi vekaletimce meçhuldür. Bu okul havadan ayrılan uçucu sivil bir öğretmen tarafından idare edilmektedir. Büyük ihtimalle işte Basri Alef ve Mustafa Altunbay'dan bahsediliyor. Mehmet Altunbay pardon. Basri Alef burada bahsedilen büyük ihtimalle, çünkü Enes Kurtuluş Savaşı'nda da pilotluk yapmış biri. Gökokulu'nu Genelkurmay sonuçta pilot yetiştiriyorsunuz. Hiçbir devlet kurumuna danışmadan, pilot ihtiyacını bu kurumlarla istişare etmeden kendi görüşüne göre açtığından bahsediyor. Bu da ilginç bir detay. Yine bakın, farkındaysanız böyle bir Türk Hava Kurumu'ndaki benzer olaylar, yani kendi başına iş yapma, kimseyi bundan haberdar etmeme gibi bir olay var burada da. Bir sonraki maddede uçak satışı sözleşmesine gelince, dördüncü madde burada. Nuri Demirağ fabrikasının yapmış olduğu tayyarenin satın alınma meselesi, iki nokta üst üste.
Bu daha ziyade hava kurumunu alakadar eder. Hava kurumu ile yapılan mukavemeleri vardır. Bu mukavemeli hükümlerine göre imal edilen tayyarlar performans vermedikleri için kurum sözleşmeyi feshetmiş ve bilahare tayyarların performans tecrübelerinde bu tayyarelerin okul tayyaresi olarak kullanılmasına karar verilmiş ise de hava kurumu ile akledilen mukavemeleye göre performans vermediği cihetle mali kanunlar icabı bu uçaklar hava kurumu tarafından satın alınamamış ve netice mahkemeye intikal etmiştir. Açıkça burada da okul tayyaresi, eğitim tayyaresi olduğu açıkça söylenmiş ve şurada da ilginçtir. Bu tayyarenin okulda kullanılmasına karar verilmiş ise de, pardon tamam aynısından bahsediyorum. Evet, yine Savunma Bakanlığı'nın söylemiş olduğunda da yine bu uçakların akrobasi değil eğitim tayyaresi olduğu söyleniyor ve diyor ki Türk Hava Kurumu benim mesuliyetimde değil, sözleşme onlarla yapıldı, sadece muhatap Türk Hava Kurumu'dur demeye getiriyor. Beşinci maddede bu çok ilginç. Burada çok ilginç sözler var. Vekalet Nuri Demirağ fabrikasına her zaman ve her bakımdan yardım etmiş ve elinden tutmuştur. Nuri Demirağ mevzuat ve formalite zorlukları namı altında serd olunan itirazlarla sipariş vermemek ve iş yaptırmamak diye vasıflandırdığı şekil kanuni formalitelerimize uymayan noktalardır. Endüstrisinin köreltilmesi ve şahsi teşebbüsünün memlekete bir gayele olmasın diye kullanıldığı fikirler hiçbir zaman vekaletimce düşünülmemiş ve düşünülemez. Nuri Demirağ sırf kendi şahsi menfaatlerini düşünerek fazla kâr temin etmek gayesinin takip etmiş ve etmektedir. Bunlar Savunma Bakanı Ali Rıza Artunkal'ın sözleri. İş yaptırmıyorlar dedikleri doğru değil diyor. Biz kendisiyle 41 yılından bu yana bakım işlerini Yeşilköy'de kurulan tesislerde bakım işlerini verdik ama bizim sunmuş olduğumuz sözleşmeye uymayarak mevzuatın dışına çıktı ve biz de bunu kabul etmeyince iş yaptırmıyorlar diye bizi suçluyor demeye getirmiş ve açıkçası yani son cümlede söylediği tüccar mantığıyla davranıp sadece elde edeceği kârı düşündüğünden bahsetmiş. Bu dediğimiz gibi Haziran 1944'te Milli Savunma Bakanı Ali Rıza Artunkal'ın Başbakanlığa yolladığı mektupta geçen sözler. Devamında fabrikanın satın alınması gibi anladığımız kadarıyla Nuri Demirağ bu işleri devam ettiremediğinden dolayı fabrikayı elden çıkarmak istiyor. Onunla ilgili de bir görüş beyan etmişler. Fabrika satın alırsak ne işimize yarar diyorlar. Fabrika tabii bir Beşiktaş'ta var. Bir de Yeşilköy'de var bir kısmı. Satın alabiliriz ama ne işimize yarar diyor. A. Yeşilköy'deki meydanın hava birlikleri için bir faydası yoktur. Ancak sefer için bir dağılma meydanı olarak mülahaza edilebilir. Hangar tesisatı B'deki hangarda bulunan imalathanelerden faydalanabiliriz diyor. Beşiktaş'takinde de şehrin içinde kalabalık muhitte bir askeri tesisin olması uygun olmayacaktır diyor. Bununla ilgili bir belge daha vardı. Onu koymadım direkt olarak. Mesela aynı yıllarda yani 44'ten evvel oluyor olay. Bu önceki ilk baştaki yansılarda bir siyah beyaz fotoğrafta da göstermiştim. Beşiktaş'taki o tayyare atölyesinin çok şehrin içinde. Bir de çok iç içe, çok ahşap binalar da onun komşusu. Herhangi bir yangın durumunda o ahşap komşu binaların orada bir yangın çıkarsa atölyeye sıçramasın diye o ahşap binanın ev sahibini ikna edip onu da satın alınarak Demirağ Atölyesi'ne katılması ile ilgili bir devlete başvurulmuş ve devlet de bu konuda kendisine yardımcı olmuş. Bununla ilgili belgeler de var. Yani bunlara baktığınızda olay tamamıyla farklı gözüküyor. Yedinci maddede de evet bu eğer kendisiyle bir iş yapmamız gerekiyorsa hukuki olarak yani sözleşmeye uyması gerekiyor ve kendisi bize teknik elemanlarını yollarsa bir sözleşme imzalayabiliriz diye Milli Savunma Bakanı'nın yazmış oldukları bunlar. Haziran 1944. Demirağ'la iş yapıldı mı? Evet, bunun kanıtı da var. Hatta 42 yılına Ağustos 42'ye dair bir belge var. 41 yılında aslında başlamışlar ilk ortak işi yapmaya devletle. Bu bulabildiğim belge 42'ye tekabül ediyor. Hava kuvvetlerimizde bulunan vesaire vesairelerin İstanbul'da Beşiktaş ve Yeşilköy'de Demirağ tarafından kurulan tayyar fabrikalarında şu sayılı kanunla mesela pazarlıkta yaptırılması
1 Ağustos 42 tarihinde kabul olunmuştu. Bu şu açıdan önemli. Türk Hava Kurumu ile bir anlaşmazlık döneminde 43'te de dava ediyor. Yani aralarında bir çekişme var. Sözde devlet, Türk Hava Kurumu devlet kurumu da değil. Onu da söylemek lazım. Bir dernek. Yani bir anlaşmazlık döneminde olmasına rağmen devlet de hala iş yapabilecek bir durumda. Yani bir taş koyma, nasıl diyeyim, endüstrisini baltalama gibi bir şey söz konusu değil. Bu da önemli bir belge. Bu belgeleri dediğim gibi hepsini Cumhuriyet Arşivinden bulabilirsiniz. 45 senesinin yaz aylarında, tabii artık siyasete hatırlıyor. Siyasi kariyerine hiç girmeyeceğim. Bizim konumuz değil ama 1945 sonrası Nuri Demirel apayrı bir söylemlerle karşımıza çıkıyor. O ayrı bir konu. Bizim burada irdeleyeceğimiz bir şey değil. Vakit gazetesinin bir röportajından ufak bir yeri kestim. Sadece orayı anlatmak için. Siyasi parti kurmaya karar veriyor. Milli Kalkınma Partisi. Soruyorlar neden bu işe girdiniz diye. Ben Ocak 45'ten beri ticareti bıraktım diyor. Fikir sahasında çalışacağım. Ticarette ahlak kalmadığından dolayı böyle bir karar verdim diyor. Temmuz 1945. Ve aynı aylarda, hatta bundan bir 6-7 ay evvel, Ocak 1945'te de Nuri Demirel Gökokulu'nun kapanmasından dolayı diye bir ilan var, gazete ilanı. Ve buradaki o tesislerdeki bir takım inek, boğa, damızlık, dişi dana tarzında, çünkü orada bir çiftlik de var. Büyük ihtimalle oradaki personelin de beslenmesi için, oradaki hayatını devam ettirebilmesi için bazı hayvanları vesaire, işte tarama makinesi, sapan, traktör gibi bir takım aletleri de satmaya çalıştığı gözükmekte. Yani Ocak 1940, yani 44 sonu 45'ten itibaren, 45'in Ocak ayında itibaren aslında, tabi bu gökokulu, bunu da söylemek lazım, yani pilot yetiştirmeye karar vermiş. Ama Temmuz 45 üstteki ufak kısma bakarsak, gazetenin ufak kısmına, orada da yani Ocak 1945'ten bu yana gerçekten de sadece uçuş okulunun değil, tüm faaliyetlerini sonlandırdığını bizzat kendisi söylüyor. Şimdi Demirhan uçakları neden tercih edilmedi? Türk Hava Kurumu'nun söylediği şeyler zaten açık. Akrobasi uçağı istedik, eğitim uçağı verdiniz. O yüzden sözleşmeyi feshettik. Bu artık kesin ama bilmediğimiz çok şey var. %100 emin olamıyoruz. Çünkü ne şartnameyi okuduk, ne Savunma Bakanlığı Teknik Heyeti'nin raporunu okuduk, ne NUD-38'in tasarlandığı dönemde hazırlanan teknik veriler, teknik çizimler, hiçbir şey bilmiyoruz. İTÜ'lü profesörlerin sunduğu raporu teknik olarak içeriği nedir bilmiyoruz. Benim burada sunmuş olduklarım sadece onun bir özetiydi. Bunları okumadan biz hayatta bu olayı tam olarak anlayamayız ve akrobasi uçağıyla eğitim uçağı arasındaki farkı nasıl belirlemişler onu da bilmiyoruz. O yüzden bu sorunun cevabını kimse %100 Türkiye'de bilmiyor. Şimdi 48 yılında bir telgraf var. Şimdi bu gösterdiğim değil de bir sonrakinde bu sorunun cevabı devlet tarafından verilmiş. İskenderun'u bir vatandaş, bu atıl durumda kalan Demirhan tesislerine gidip bir ziyarette bulunmuş ve orada gördüklerini bir telgrafla Cumhurbaşkanlığına bildirmiş. Burada açıkça siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bunu satır satır okumayacağım. Biraz zor tabii ki, telgraf metinleri biraz bitişik oluyor bunlar. Demirhan atölyelerini geziyor, gördüklerinden çok etkileniyor. Diyor ki bunun atıl kalmaması için lütfen el atınız diye Cumhurbaşkanı'na böyle bir telgraf çekiyor. Şimdi bundan sonra yazılan bir yazı var. Orada bize bölüm 4'te Türk Hava Kurumu'nun faaliyetlerini anlatırken anlatmış olduğum bir takım bazı şeyler tanıdık gelebilir size. Milli Savunma Bakanı o zamanki Hüsnü Çakır telgraf hakkında Başbakanlığı bilgilendiriyor. Çünkü bu vatandaşa Doktor Nedim Cankanlı galiba, Nedim Cankat, kendisine bir cevap verilmek zorunda. Başbakanlığı bilgilendiriyor. Şimdi bu fabrika tarafından imal edilen iki tip tayyareye Savunma Bakanlığı'nca uçuş müsaadesi verilmişti. Evet, 36 eğitim uçağı ve 38 yolcu uçağı. Ruhsat veriliyor, uçabiliyorlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Fakat
Bunların imaline başlanmadan önce Savunma Bakanlığı ile esaslı bir görüşme teatisinde bulunulmadığından imal edilen tayyareler hava ordumuzun herhangi bir ihtiyacını karşılayacak efsafta görünmemiş ve bu sebeple satın alınmamıştır. Parantez açıyorum burada. Türk Hava Kurumu'nun motor fabrikası vesaire o Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda yazanların hemen hemen aynısı burada da geçerli. Bir ürün tasarlıyorsunuz ama bu ürünü satabilecek kişilere uygun olup olmadığını bilmiyorsunuz. Onu daha evvelden öngörememişsiniz. Müşteri istekleri nazarı itibara alınmadan imal edilen bu tayyareler tabiatıyla oldukça mühim bir paranın sarfını mucip olduğunda Demirağ daha başka tayyare imaline tevessül etmemiş ancak hava kuvvetlerine ait bazı tayyarelerin kendi atölyelerinde tamir ettirilmesi hususunda bakanlığa müracaatta bulunmuştur. Doğru, onunla ilgili belgeleri de gördük. 41 yılında vesaire, gerçi burada 1940'da yazmışlar. Harp yılları içinde bu müracaat yerinde görülmüş ve 40 yılında bir tip tayyarenin tamiriyle muhtelif parçaların imal işi bu fabrikaya tevdi edilmiştir. Burada 40 yazıyor, diğerinde 41 yazıyordu ama böyle bir olay doğru. Hatta Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkan kararname bile var. Bir önceki yansılarda görebilirsiniz. Dediğim gibi şurada söylenen çok açık. Ya tabii bu Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü, hükümetin görüşü bu. Müşteri istekleri nazarı itibara alınmadan imal edilen bu tayyareler. Aynı Türk Hava Kurumu'nda yaşanan sıkıntı da buna çok benzer. Hemen hemen aynı diyelim yani. Yani bu Demirağ'ın uçakları neden satın alınmadı diyoruz. Bu sebeple devlet arşivlerinde gördüğümüz sebep bu. Neude 38'e gelirsek, bunu biraz bir ben beyin fırtınası yaptım. Bununla ilgili herhangi bir şey bulamadım. Çünkü bize hep denir işte devlet hava yolları tercih etmedi, almadı diye. Doğru. Şimdi Neude 38'in hikayesi biraz karışık. Ve çok bilinmiyor yani biraz. Neude 40'tan da bile az biliyoruz, öyle söyleyeyim. 36 ve 40 modelleri hakkında bilgi var. 38 biraz böyle geri planda kalıyor. İlk 38'de tasarlanmaya başlanıyor. Neude 40 ile beraber o yıllarda Almanya'ya testlere gönderiliyor. Prototip rüzgar tüneli testlerine. Yani Ar-Ge çalışmaları 38'de başlanmış. Ama 1944'te bitirilebiliyor. Siz bitirebildiğiniz bir uçağı satabilirsiniz. Şimdi Neude 38 bir yolcu uçağı. Burada James Oliver's Aircraft'taki bir şu önemli çok güzel bir fotoğrafı da var. Four passenger monoplane diye geçiyor. 6 kişilik diye yazıyor fakat bu 6 kişi tüm mürettebat. 4 artı 2'dir yani pilot, yardımcı pilot artı 4 yolcu, toplam 6 kişi. Koltuk sayısı 4'tür yolcu açısından. Şimdi bunu anlamak için ne yapmak lazım diye düşündüğümde Türk Hava Yolları'nın, o zamanki ismi Devlet Hava Yolları, bir kataloğu var, uçak kataloğu. 33-2008 yılları arasındaki bütün envanterdeki bütün uçakların sene sene modellerine kaç adet alındığı ve yolcu sayısının kaç olduğuna dair bilgiler var. Çok güzel bir katalogdur, prestij kitaptır. 38 senesinde tasarlamaya başlanmışsa ve o sıralarda üretilmeyi düşünülüyor ise tabii ki pazara girecekseniz burada yolcu uçakları için en önemli şey yolcu kapasitesi. 44 senesinde bitirilebilmiş. Aradan 6 sene geçmiş. Tabii savaş dönemi zorluklar vesaire. Bu bilinen bir olay. Türk Hava Kurumu'nun envanterindeki uçaklara baktığımız zaman bunlar De Havilland'lar, Dragon, Junkers, Douglas, DC-3'ler vesaire. Baktığınızda dediğim gibi şurada yani burada sağda da yazdığım gibi 6 kişilik, 10 kişilik ve 44'ten itibaren 17 kişilik Junkers uçağı alınıyor. Ve tabii savaştan sonra bu Douglas uçakları, DC-3'ler 24 kişiliğe kadar da çıkabiliyor. Yani şöyle bir manzara var. 6, 10, 17 ve 22 kişilik. Hadi 44'te devreye girdiyse şöyle diyelim. 6, 10 ve 17 şu kısma bakarsak. Şimdi böyle uçakların envanterde yer aldığı bir hava kurumuna siz, Türk Hava Yolları'na siz daha az yolcu kapasitesi olan bir uçak satabilir misiniz? Bu bir pazarlama, marketing sorusu.
Yani 1937-38 şartlarında o bile az. Sonuçta 6 kişilik ve 10 kişilik uçakları var. 37, 38, 39, 40'larda bu de Havilland'lar, İngiliz uçakları. Ve siz sonuçta müşteriye daha az bilet satabileceği bir uçak sunuyorsunuz ve satın alınmaması teknik açıdan normal geliyor bana. Gerçekten biraz teknik detaylara baktığınızda bu işlere, yani biraz duygusallığı bir kenara koyup biraz bu uçakların nitelikleri nedir? O uçakların rakibi olan işte devletin elindeki uçaklar nedir? Aralarındaki kıyaslamaya baktığınızda yolcu sayısı açısından Neo-D-38'in çok kısıtlı olduğunu görüyorsunuz. Yani bu bir ihtimal olabilir. Bu sadece bir ihtimal, dediğim gibi. Benim sadece bir beyin fırtınası yaptım bununla ilgili. Olabilir mi, olmayabilir mi? Bunu kanıtlayan hiçbir şey yok elimde. Ama bu sadece bir fikir, düşünce. Diğer konular, sonlara doğru yaklaşıyorum. 45 sonrası faaliyetleri. Mustafa Kemal'in Uçakları diye bir kitap vardır. Çok güzel bir kronolojik olarak olayları güzel anlatır. Oradan bu paragrafı aldım. Nuri Demirhan damadı Mehmet Kum, hem İTÜ'nün 45 yılında İTÜ'ye dönüştükten sonra Yüksek Mühendis Mektebi, oradan mezun olan ilk uçak mühendislerinden, hem de Nuri Demirhan damadı oluyor. Gökokulunda uçmuş, pilotluk da yapmış. Çok değerli bir büyüğümüzdü. Geçmiş yıllarda kaybettik. Orada kitabın yazarı İsmail Bey'le yapmış olduğu bir söyleşide anlattıkları, Beşiktaş'taki fabrika uçak imalatını durdurduğu için Bacanağ Mansur Azak'la beraber fabrikada makine ve çelik imalatına başladık. İlk olarak baraj kapakları yaptık. O güne kadar baraj kapakları ithal ediliyordu. Bu kapakları hem çelik imalat hem de kaldırma kısmı makine olduğu için bize uygundu. Petrol şirketlerine yer altı, yer üstü akaryakıt tanklarını imal ettik vesaire vesaire. Daha sonra ilk defa kamyon yakıt tankerli imalatını burada yaptıklarını anlatıyor. Yani Beşiktaş'taki fabrika aslında kapatılmamış. 45 sonrasından bahsediyorum. Ocak 1945'te Nuri Demirhan diyor ki röportajında, ticareti bıraktım diyor. Yani havacılıktan da her şeyden çekilmiş, siyasi hayata atılmış. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu Beşiktaş'taki imalathaneyi iki damadı olan Mansur Azak ve Mehmet Kum'a devrediyor. Onlar da mühendis. Mansur Azak Bey de inşaat bölümü mezunudur. O da hem yüksek mühendis mezunu, mühendis mektebi mezunu bir büyüğümüz ve ayrıca Mehmet Kum gibi Demirhan damatlarından biridir. Burada kapatılması söz konusu değil, uçak imalatı durdurulmuş, bir dönüştürülme söz konusu. Türk Hava Kurumu ile ilgili yaptığımız o dördüncü bölümde dediğim gibi kapatılma, dönüştürülme, devredilme gibi kelimelere çok dikkat etmek lazım. Terminoloji çok kafa karıştırabiliyor. 49 yılında bu belge daha çok birçok sosyal medyada da geçti. Çok yanlış anlatıldı. Bilmiyorum, yanlış mı okundu yoksa hiç okunmadan mı bir takım yorumlarda bulunuldu bilmiyorum. Burada şöyle bir durum söz konusu. 49 yılında 11 Şubat 1949'da çıkan bir Bakanlar Kurulu kararında seferberlik halinde ordunun İAŞ, İLBAS, teçhizat, silah ve mühimmatının tedarik ve ikmali bakımından faydalanılacak fabrika müesseselerine dair vesaire vesaire. Beşiktaş Hayrettin İskelesi'nde Nuri Demirhan Tayyare Fabrikası'nın çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu şu açıdan dikkat edilmesi gereken bir husus. Daha evvelki benzer belgelere bakarsanız, evvelkilere, Yeşilköy ve Beşiktaş diye yazıldığı zaman iki yerleşkeyi de kastediyorlar devlet belgelerinde. Ama burada Beşiktaş Hayrettin İskelesi'nde dedikleri için sadece orası. Yani burada sadece Beşiktaş'taki yerleşkeyi listeden çıkarıyorlar. Çünkü burada bir önceki yansıda da gördüğünüz gibi havacılıkla ilgili herhangi bir şey yok. Burada Demirhan damatları sivile yönelik bir imalatta bulunuyorlar. Zaten seferberlik anında askeri bir şey yapılacağı, öyle bir durum söz konusu değil. Bu dikkate alınmış olunabilir. Yeşilköy'deki hangar, uçuş okulu vesaire, bunlara dokunmamışlar. Yani bunu çok yanlış şekilde de anlatıyorlar. Bu belgeyi ben çok sık gördüm internette. Fabrikanın devlet kararıyla kapatıldığına dair belge diye tanıtıyorlar. Hayır. Yani satırları okursanız, yani Türkçe bilen bir insan bu satırları okuduğunda fabrikanın kapatıldığına dair hiçbir bilginin olmadığını açıkça görür. İnternette çok çarpıtma oluyor. O yüzden bunları, belgeleri
bizzat kendim gösteriyorum. Alttaki numaralardan da kendinizi aratarak devlet arşivlerinde bulabilirsiniz. Bunların hiçbiri gizli değil. Yeşilköy havaalanı arazisi mevzu. Bu da çok çarpıtılır. Dediğimiz gibi Atatürk Havalimanı'nın bütün arazisi Nuri Demir'e ait değildi. Yeşilköy Hava Meydanı Osmanlı döneminden bu yana zaten kullanılan bir devlet arazisi. Hava kuvvetlerinin bugün de hala Osmanlı döneminde özür diliyorum. Bugün komple Atatürk Havalimanı. Bunun bir yan tarafındaki arazi Elmaspaşa Çiftliği Demirağ tarafından satın alınıyor ve oraya o arazi gökokulu, büyük hangar ve pist vesaire o araziye kuruluyor. Yanındaki Yeşilköy'deki hava meydanını genişletmek istediklerinde etrafındaki kamu arazileri, eğer bir bakanlığa, bir herhangi bir kamu kuruluşuna aitse o arazi, onlardan satın alınması, bu belgelerde öyle yazıyor. Eğer şahsa aitse kişilere ait olanların da kamulaştırılmasından bahsediliyor. Ve bu 1949 ve 50'de, bakın burası 24 Mart 1949, diğeri 2 Şubat 1950. Kişiye ait olanlar kamulaştırılıyor, hazineye ait olanlar da bu araziye devrediliyor. Kamulaştırma olayı Demirhan zaten ticareti bıraktığından 4 sene sonra gerçekleştirilmiş. Yani hali hazırda bir imalat var, uçak üretilirken zabıtayı ya da askeri getirip burayı kapatıyoruz, el koyuyoruz diye bir şey yok. 45 yılında, Ocak ayında Demirhan zaten bu faaliyetlerini sonlandırmış. Bu olaydan 4 sene sonra gerçekleşiyor bunlar. Bu da çok çarpıtılan bir şey. Çünkü bunlar anlatılırken kimse belge göstermiyor. Bir takım efsaneleşmeye başlıyor olaylar. Ama belgeyi gördüğünüzde hiç de popüler kültürde anlatıldığı gibi olmadığını görüyorsunuz. Esas beni en çok güldüren konulardan biri, bunu açıkça söylemem lazım. Güldüren şu açıdan, insanların bu kadar emin olarak hiçbir belge ve kanıt sunmadığı, belki Demirağ konusunda başka bir alt başlık yoktur. Demirağ'ın uçaklarının satışını yasaklayan kanun çıkardılar. Demirağ'ı bu şekilde iflas ettirdiler. Demirağ'ı bu şekilde yok ettiler. Yani bununla ilgili yüzlerce farklı versiyon bulabiliyorsunuz. Çok ilginçtir. Yani neden komiğime gidiyor? Bununla ilgili ne bir kanun başlığı gördük, ne bir kanun numarası gördük. Mecliste ne zaman kabul edildiğine dair bir belge, ne zaman resmi gazetede yayınlanmış, hiçbir bilgi verilmeden devlet Demirağ'ı batırmak için uçaklarının ihracatını yasaklayacak özel kanun çıkardı lafını üstüne basa basa sürekli tekrar ediyoruz. Ben bununla ilgili çok araştırma yaptım. Herhangi bir şey bulamadım. %100 emin olduğumda söylemiyorum. Benim yapmış olduğum bu sunumlarda görüyorsunuz, bir kanun varsa bunun belgesini her zaman sunmuşumdur. Kanunun başlığı, numarası, kabul tarihi. Bunları sunduğunuz takdirde o kanunu kanıtlamış olursunuz. Wikipedia'da yazılmış bir satırı kopyalayarak kitaplara dahi konulan bir takım şeyler görünce ben gerçekten gülesim geliyor. Bunlar gerçekten çok komik olaylar. Kaynağı bile belli olmayan bir Wikipedia dedikodusunun gerçekmiş gibi ilgi görmesi gerçekten benim komiğime giden bu. Neden söylüyorum? Çünkü eğer bir kanunname varsa, karar varsa benim burada sunduğum gibi bunu bu şekilde resmi gazetedeki kanıtını sunmak zorundasınız. Bununla ilgili bir kanunun varlığı net değil. Bakın yok demiyorum ama varsa şu çok önemli bir iddia bu. Kişiye özel kanun çıkarmak, bunlar çok büyük şeyler. Bu gerçekten insanı aşağılamaktır. Gerçekten böyle bir şey varsa neden kimse bugüne kadar sunmadı? Aradan kaç sene geçti? 80 sene geçti. Hala bu kanun ne olduğunu kimse bize söylemedi. Yoksa bu işin ardında başka bir şey mi var? Bu da mı şehir efsanesi? Bilmiyoruz. Şöyle bir şey olabilir. Yani ben yine düşünmeye devam ediyorum. Yani %100 emin olduğumu da söylemiyorum ama bulamadım, araştırdım. Herhangi bir ne resmi gazetelerde ne işte kanunnamelerde böyle bir şeye rastlamadım. Bulabilen varsa tabii ki her zaman memnun olurum. Şöyle bir şey olabilir. Türkiye'nin savaş zamanındaki ithalat ihracat kanunlarına, meclisin çıkardığı kanunlara bakarak belki bir ipucu elde edebilir. Şundan dolayı Türkiye savaş zamanında tarafsızlığını kaybetmemek adına
herhangi bir askeri alanda kullanabilecek herhangi bir araç gereç satmamak üzere böyle bir önlem almış olabilir. Sonuçta uçak eğitim uçağı dahi olsa siz buna bomba takıp askeri amaçla da kullanabilirsiniz isterseniz. Her ne kadar buna göre ruhsat almamış dahi olsa savaş şartlarında kimse öyle bir ruhsatı takmaz. Ciddiye almaz. O yüzden böyle bir olayın önüne geçmek amacıyla ithalat ihracat kanunları çerçevesinde belki böyle bir karar alınmıştır ama çok da detaylı incelemek gerekiyor. Varsa belki böyledir. Bilmiyorum. Dediğim gibi kesin ben de bir şey söyleyemiyorum ama kişiye özel bir kanun bu bildiğiniz aşağılama olur. Böyle bir şey dediğim gibi ben araştırdım bulamadım. Eğer yani bunu bulmak benim görevim, işim, mesleğim de değil. Hukukçu tanıdıklarımız, büyüklerimiz eğer bu konuda yardımcı olabilirlerse, bulabilirlerse, tanıtabilirlerse, eğer varsa tabii ben de çok sevinirim, öğrenmiş oluruz. Özet geçersek, dediğimiz gibi Demirağ ve kardeşi Naci Demirağ, Nuri ve Naci kardeşler Sivaslı, Sivas'ın yiğidoları. Çok büyük emek sarf ettiler. Gerçekten bunlar çok değerli insanlar Türkiye açısından. Özel sektörde, Türkiye'nin üst yapıları açısından demiryolu ve inşaat sektöründe çok büyük emekler verdiler. Zaten Demirağ soy ismi de bundan dolayı geliyor. 36 senesinde Nuri Demirağ havacılık sektörüne giriş yapmaya karar veriyor. Nur Vecihi Hürkuş'la bir görüşmesi olduğundan bahsettik. 33 yılında biliyorsunuz ilk böyle bir somut olarak elimizdeki ilk böyle bir teması bu şekilde olmuş. 5.000 TL Vecihi Bey'e maddi yardımda bulunarak Vecihi 16 uçağının yapımında katkıda bulunmuş. Esas amacı verdiği röportajlarda çok değerli bir insan, vizyoner biri, özgün tasarımlarla yabancılardan lisans almak yerine kendi ekibimizde kendimiz yapalım diyor. Ve özel sektörde bunu yapıyor, kamu teşkilatı değil. 3 tip uçak tasarlandığını görüyoruz. 36, 38, 40. 36 bir eğitim uçağı, işte akrobasi mi, eğitim mi, bütün sıkıntılar orada zaten satılamıyor. Sadece kendi kurmuş olduğu Gökokulu'nda yetiştirilen öğrencilerin kullandığı bir uçak. Uçuş izni veriliyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. 38 modeli 44 yılında uçurulabiliyor. Uçuş izni veriliyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama Türk Hava Yolları bunu ilgi göstermiyor. Bunu satın almıyor. 40 modeli avcı uçağı projesiymiş. Bu iptal edildi. Bununla da çok fazla yani Türk basınında da bir şey yer almıyor. Bir projeydi. Avcı uçağı iptal edildi. Bununla ilgili bir kitap da yazıldı. Bulabilirsiniz. Benim kitabımdan da gerekli bilgileri alabilirsiniz. Esas sıkıntı burada 38 yılında bu Selahattin Reşit Alan'ın kazasıyla başlıyor. Bu kaza dediğimiz gibi Türk Hava Kurumu'nun talep ettiği bir test uçuşu değilmiş. Yani yazışmalara baktığımızda bunun öyle olmadığını anlıyoruz. Kazadan sonra Demirhan ekibi yeniden toplanıyor, uçak revize ediliyor ve burada işte bir beygir, 165 beygir mi, 150 beygir mi böyle bir yanlış anlaşılma var. Bu hala hangisi doğru, hangisi yanlış bununla ilgili bir şey kesin bir şey söylemek zor aslında. Demirhan ekibi diyor ki şartnamede 165 beygir demişler ama bizim elimizdeki kataloğa göre bu motor yani uçağa konulması gerektiği söylenen motor aslında 150 beygiri. Takate ulaşıyor ve biz de o zaman uçağı 150 beygirlik hıza göre itki gücüne göre modernize etmeliyiz diyorlar. Bu modernize etmek tabii ilk başta pervaneli uçaklarda pervanenin burgusu tasarımı seçilen malzemeyi bile etkiliyor ve bunu bu şekilde değiştirerek komisyon incelemesi Eskişehir'de böyle götürüyorlar. Dediğimiz gibi Selahattin Reşit Alan'ın vefatından sonra yapılan bir test uçuşu, esas test uçuşu. Savunma Bakanlığı teknik heyeti inceliyor, rapor hazırlıyor. Dedikleri gibi biz 165 beygir istedik ama siz 150 beygire göre yapmışsınız ve akrobasi sınıfına dahil değildir. Eğitim uçağıdır diyerek feshediyorlar sözleşmeyi ve kendilerine verilen Demirağ'a verilen avansı da geri alıyorlar. Birçok işte aradan bir süre geçiyor. Demirağ Türk Hava Kurumu'na dava açıyor. Davada yine aynı konular açılıyor. İki tarafta Türk Hava Kurumu'nun avukatı ve Demirağ ve avukatı konuları yeniden tartışıyorlar. Üç celseden oluşuyor dava. Ekim 1943'te Aralık 1943 arası mahkeme Demirağ'ın talebi üzerine İTÜ'den üç tane profesör görevlendiriyor. Bu profesörlerden biri
Necdet Erarslan, Arsev hocamızın, Arsev Erarslan'ın babası, kendisini NASA'dan tanıyoruz. Profesörlerin raporuna göre Türk Hava Kurumu'nun kararı doğru, akrobasi değil eğitim uçağı ve dava bundan dolayı TK lehine sonuçlanıyor. Yazışmalara baktığınızda benim en çok ilgimi çeken şey Şükrü Koçak, Türk Hava Kurumu Başkanı'nın Nuri Demirhan beyanlarında örtüşmeyen yerler var. Eğitim uçağı olarak kabul edilmiş ve buna rağmen uçağımızı satın almıyorlar diye beyanları var. Uçağın satın alınmama sebebi eğitim uçağı olması değil. Akrobasi uçağı istemelerine rağmen eğitim uçağı raporu almasından dolayı satın alınmıyor. Bunda bir çelişki var arada. Dediğim gibi Şükrü Koçak ve Demirhan yazışmalarında çelişkiler var. En çok göze batan şey ise Türk Hava Kurumu'nun verdiğimiz avansı geri aldık dedikleri, başkanın dediği meblağ 37 bin küsür lira. Demirhan İnönü'ye yazmış olduğu mektupta bahsettiği meblağ 40 bin ve dava açtıktan sonra buna 51 bin lira olarak vermişler. Yani burada uyuşmayan şeyler var. Neden ben de bilmiyorum, çünkü dediğimiz gibi önce birçok belgeyi okumadık. Şunu açıkça söylemek gerekiyor. Türk Hava Kurumu Demirhan uçaklarını neden aldı sorusunu Türkiye'de şu an cevaplandıracak kimse yok. Ben bu kadar belge sundum. Ben bile hala bakın kesin bir sonuca varamıyorum. Çünkü oturmayan çok şey var. Örtüşen birçok beyanlar var. Örtüşmeyen, özür dilerim. Çelişen birçok beyanlar var. Şurada sıraladığım belgelere bakmadığımız müddetçe ve bunların mümkünse tek tek konulardan anlayan kişiler tarafından incelenmesi sonrasında bir karara varabiliriz. Birincisi, bu uçağın ait bütün teknik verileri, dokümanları, teknik çizimleri konudan anlayan insanların bir bakması lazım. Bu Neo'da 36 nasıl tasarlanmış? Tasarım bu bir üründür. Bunun öncelikle çizimine bakmanız gerekiyor. Bu konudan anlayan insanlar öncelikle bunu anlaması lazım. Fotoğrafa bakarak bir uçağın teknik özelliklerini kimse anlayamaz. Birkaç belki ipucu verir ama bu işin teknik raporuna girmeniz gerekiyor. İkinci önemli şey, bu şartname metni nedir? Aralarında bir şartname yapılmış. Buna Türk Hava Kurumu diyor ki şu maddelere uymadığınız için feshettik diyor. O şartname metnine ne yazıyor bilmiyoruz. Savunma Bakanlığı'nın bir teknik heyet raporu var. Ona göre bütün bu kararlar veriyor. O rapor nerede bilmiyoruz. Davanın görüldüğü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bütün bu konuşmalar var. Benim burada kitapta verdiğim sadece özetin özeti gibi bir şey. Esas zabıtlar nerede onları da bilmiyoruz. Adalet Bakanlığı'nın arşivinde bunlara ulaşabilir miyiz? Bilmiyorum, benim uzmanlığım değil. Hukuk alanında faal olanlar belki bu konuda yardımcı olabilir. Yüksek Mühendis Mektebi, yani eski ETÜ'den çağrılan 3 tane profesörün mahkemeye sunduğu teknik bir rapor var. O raporda ne yazıyor onu da bilmiyoruz. Ve en önemlilerinden biri TK'nın bu konu hakkında iç yazışmalarını bilmiyoruz. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun, ben de bir kez denedim, arşivine girmeye çalıştım, bir sonuç alamadım. Arşivi maalesef kapalı mı, kimseye almıyorlar mı bilmiyorum. Bu da bir soru işareti. Ve benim mühendis olarak kafamı en çok kurcalayan da son madde, o dönem eğitim uçağı ile akrobat uçağının arasındaki teknik farkı nasıl belirlemişler? Orada zaten kopukluk. Yani beygir gücü konusunu aslında aralarında halletmiş gibiler de diyemeyiz ama esas şey bu tanım, kategorik konusunda bir anlaşmazlığa düşünmüş ve profesör heyeti de Türk Hava Kurumu'na haklı bulmuş, bunu da söylemek lazım. Demirhan devletten de iş alıyor. Yani Türk Hava Kurumu ile arasında husumet olmasına rağmen devletten, özellikle Savunma Bakanlığı iş almış. Bununla ilgili devletin vermiş olduğu kararname de var. Cumhurbaşkanı imzası olan bir Bakanlar Kurulu kararnamesinde gösterdiği 42 yılına dair bir yazışma. Ali Rıza Artunkal'ın, Savunma Bakanlığı'nın çok ilginç ifadeleri var. Sadece Demirhan kendi çıkarlarını düşündüğünü söylüyor. Kendisi iş veriyoruz. Yeniden iş istiyor fakat mevzuata uymayan taleplerini yer reddettiğimizde bizi suçluyor diye bakanın bu tarz sözleri var. Eğer biz de iş yapacaksa da bizim belirlediğimiz, yani sözleşmeye, kanunlara uymak zorundadır diyor. Bunlar dediğim gibi biraz ağır ifadeler ama bunlar
Belki ilk defa görüyorsunuzdur. Ben de bu belgeleri ilk gördüğümde şaşırdım ama o zaman devletin belirli kademelerindeki kişilerin görüşü buymuş. Ve 45'in Ocak ayında Demirağ ticareti bırakıp siyasete atılıyor. Yine eleştirmemiz gereken bir şey. Şimdi duygusallığı bir kenara bırakıp yeniden eleştirmemiz gerekirse Demirağ'ın da aslında Türk Hava Kurumu'ndaki fabrikaların durumuna düştüğüne şahitlik ediyoruz. Fabrikayı kurmadan evvel bu uçakları kimlere satacağını tam belirlemeden, buradaki müşterilerinin taleplerini sormadan üretime geçmiş, iletişime geçilmeden bu işlere kalkışmış ve ekibin belirlediği modeller üzerinde çalışmış. Bu aynı Türk Hava Kurumu'nun düştüğü hata. Şöyle bir durum söz konusu. Selahattin Reşit Ağa'nın elinde zaten hazır bir uçak projesi vardı ve havacılık sektörüne girmek için de bunu bir fırsat olarak bildi anladığımız kadarıyla. Ve Selahattin Reşit Ağa'nın tasarlamış olduğu uçak aslında Neo-D-36. Onun revize edilmiş hali. Ve bu devletin, yani Savunma Bakanlığı'nın söylediğine göre kendi istedikleri teknik özelliklere uymadığı için herhangi bir alım yapılmamış. Bakınız Türk Hava Kurumu'nun durumu. Türk Hava Kurumu fabrikalarında da aynı şey yaşanmış. Tabii müşteri çıkmayınca ağır bir yüke giriyorlar, sıkıntıya sokuyor. Mühendis kadrosu konusu da çok açıkta kaldı. Çok fazla bilmiyoruz kaç kişi çalışıyor. Sadece bir 38 yılındaki bir röportajda 5'i Alman, 7'si Türk olmak üzere 12 kişilik bir mühendis kadrosuna sahip olduğunu söylüyor. Bildiğimiz kadarıyla savaş çıkınca bu Almanlar ülkelerine dönüyorlar. 7 kişinin üzerine bir eleman alımı yapılabildi mi bilmiyoruz. İlla ki birileri gelmiştir ama elindeki mevcut mühendis kadrosuyla pardon, hem eğitim hem yolcu uçağı hem de avcı uçağı projelerinin bir arada yürütebilecek teknik kabiliyete sahip miydi? Bu da ayrı bir soru. Teknik ekibin kimlerle oluştuğunu bilmiyoruz ve elindeki sınır sayıda mühendisle bütün bu büyük projelerin altından kalkabilecek miydi? Hiçbir bilgi yok. Bunlar işte bizim aslında sorgulamamız gereken. Bugüne kadar kimse bence bu soruları sormadı. Ben konuları anlamak için bu tarz soruları soruyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama maalesef genelde hep siyasi söylemler üzerine gidildiği için bu olayları anlayamıyoruz. Dediğimiz gibi sadece siyasi değil, teknik de birçok sıkıntılar yaşanmış. Ve avcı uçağı projesi Neo-D-40'ın da aslında bir nevi Almanya'da rüzgar testleri, rüzgar tüneli testleri yapıldıktan sonra bir anda tedavülden kaldırıldığını anlıyoruz. Benim kitabımda da bunların hepsini yazdım. Bir anda ortadan kalkması belki bununla da alakalı. Yani biz 36 ve 38'i hiç kimseye sormadan yaptık. Yani dava sonuçta sonuçlanıyor bir yerde. Herhangi bir sonuç alamıyorlar. Ve müşterinin taleplerine uygun bir şey yapılmadığından ders çıkararaktan avcı uçağını da kimseye sormayarak kendileri yapmışlardır. Belki bilemiyoruz. Anladığımız kadarıyla devletin de bundan hiçbir haberi yok. Ve biz avcı uçağını da belki kafamıza göre tasarladık. Bunu da rafa kaldıralım demiş de olabilirler. Bilmiyoruz. Bu da soru işareti. En önemlisi dediğim gibi bir şehir efsanesi. Bu uçakların satışına yönelik, engellemeye yönelik bir kanun çıkartına dair herhangi bir veri yok. Bu bir Wikipedia efsanesi diye ben bunu analiz ediyorum. Eğer gerçekten böyle bir kanun varsa, bilen varsa ben de öğrenmek isterim. Yani bunu samimi olarak söylüyorum, espri olarak söylemiyorum. O tarz bir kanun metni nasıl yazıldığını merak ediyorum. Kişiye özel böyle bir şey yazılmaz. Gerçekten de çok ayıp. Ama eğer varsa da dediğim gibi 40'lı yıllarda savaşın hüküm sürdüğü, savaşın aktif olduğu dönemlerde devletin İthalat ihracatla ilgili kanunlarına bakarsak meclisin çıkardı. Belki onların arasında böyle bir şey vardır diye düşünüyorum ama ben herhangi bir somut kanıta ulaşmadım. Bununla ilgili şeyler bulabilirse hukukçular ya da ilgili araştırmacılar ben de öğrenebilirsem çok sevinirim. Beşinci bölümünü de bu şekilde bitirmiş olduk. Son bölümde bütün ilk beş bölümün bir analizini yapacağız. İlk bölümde dediğim gibi 45 sonrası dünya düzeni, ikinci bölümde bu anlaşmalar, metinleri ve onaylanması, üçüncü bölümde Türkiye'deki
eğitim ve teknik seviye. Dördüncü bölümde Türk Hava Kurumu fabrikalarının durumu ve bu bölümde Nuri Demirağ'ı ele aldık. Daha işte dediğim gibi daha evvelinden de Eskişehir ve Kayseri konularını bu konuya, bu seminere dahil etmedim. Çünkü Amerikan yardımlarının devreye girmesine evvelki dönemlerde bir değişim geçirdi onlar. Bizim konumuzla bu dönemde alakası yok. Bu bir sonraki bölümde de bütün bunları bir araya getirip tekrar bir özetini geçerek en sonunda neye dikkat etmemiz gerektiğini analiz etmeye çalışacağım. Kendimce bir filtreden geçirmek gerekiyor. Ondan sonra benim yıllar boyu toplayabildiğim bu arşiv belgelerinden sonra aslında konuyu ne şekilde irdelememiz gerektiğine dair kendi fikrimi sunmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. 6. bölümde görüşmek üzere.